Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı Samsun'daydı. Samsun'da ne dedi? Patron sizsiniz. Seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı iktidar olacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Millet İttifakı'nın seçim kampanyasında ilk kez miting meydanında Meral Akşener, milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'un İlk Adım ilçesinde İYİ Parti bir de çöküş ekonomisi başlığı ile klip yayınladı. Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Şimdi bu durumu düşünürler. Aklımı helal etmiyorum. Samsun'dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu, haksızlıkların sona erdiği bir gün olacak. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden. Cumhur İttifakı'nın iki partisi Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi 6284 sayılı kadına yönelik şiddeti önleme yasasının değiştirilmesini istiyor. Akşener kadınlara özellikle seslendi. Tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için kadınların sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değişeceksiniz. 2300 maddelik mütabakat metninde Millet İttifakı'nın vaatleri var. Akşener o vaatlerin bir bölümünü anlattı. 2020 yılında KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim, haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler hemen kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapılacak. Mülakat derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın nemenen bir şey olduğunu söylüyorlar. Ucuz et almak isteyenler kuyruğa girdi. Meyve sebzede bir yıllık artışın rekor düzeyde olduğu ortaya çıktı. Ev fiyatlarındaki yıllık artış oranı. Benzine tarihi bir zam geldi. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Seçimin en önemli gündemi ekonomi. İYİ Parti çöküş ekonomisi klibiyle iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Erdoğan ve sokağın sesiyle. Ben açım. Neymiş? Millet açmış. Sakın ha bunları aldırmayın. Bizde kriz falan yok. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Evime et girmezken Sayın Cumhurbaşkanımız yılda 6-7 milyon mutlak masrafı var. Benden başka bir şey beklemeyin. Ama çok yakında. Yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.